Peki başlıyor. Evet canlar, Brian testiki de kaldığımız yerden de saymayacağım ya. Her gün sayıyorum. Bak bir sürü geçtik. Ben de yıldım, saymıyorum. Bahtsız Banu oynuyoruz. Banu son derece şanssız bir kız. Bugün tek planı sakince balığa gitmek. Ama sanırım yine evde kesap çarşıya uymayacak. Onu bekleyen aksilikler karşısında senin yardımına ihtiyacı var. Ben de bahtsızım, benden bir şey bekleme. Şimdi merhaba, ayağa tanıştıracağım. Bu Banu ve Can'ı bugün balığa çıkmak istiyor da çıkamıyor. Ayağa kalk, muzu çektim. Hadi git. Hadi bence de. Su hadi var. Ne yapacağım? Suyu ne yapacağım? Sudan kaydı işte ya. Bez var. Banu bahtsız değil canlar. Banu sıkıntılı. Tabuğu görmüyor. Suya Banu gidiyor sakın. Basıyor. Bence de yanlış söylemişsin. Banu şansla kör. Alakası yok. Banu kör değil. Banu göremiyor. Oley, her şey yolunda gidiyor. Bugün şanslı günümdeyim. Yani hiç şanslı gününde olduğunu sanmıyorum Banu. Olamaz, Banu'nun teknesi su alıyor. Kova var Banu, boşaltır mısın tekneni? Sen biz hem de tembelsin. Ya. Bir dakika, burayı şundan kapatacağım. Aynı zamanda tembel canlar. Of, Banu tekneden düştü, ona yardım et. Ya arkadaş, biz tekneyi yapmadık mı? Bu niye tekneden düşüyor? Banu sıkıntılı. Banu'ya dikkat edin. Aynı zamanda sakar diyorum. Abi de kollar çıkıyor bunun. Çıkar. Arkadan geri geliyor bunun kolları. Aklımda fikir var. Bak, kollarının buraya bunları koyacağım, çıkmasını engelleyecek. Ya var ya. Hiç bilmiyorum canlar, emin de. Abi tane denesem aslında, boşa yapıyor olabilirim şu an. Çıkıyor mu? Ay çok güzel oldu. Bunun aynen, çıkmaması iyi, güzel oldu canlar. Tam da buraları o kadar kapatacağım. Deniz yıldızının olması. Ya işte zaten oradan baktım, bir sürü koymuşlar yani. O şekilde anladım. Çıkartamadın ki. Bu kol sağlammış. Kim yaptı bunu? O kök herhalde. Kök olabilir. Kayboldu gitti. Şaşırdı. Oh, ahtapottan da kurtulduk. Ama şimdi daha büyük bir sorunumuz var. Ben yüzme bilmiyorum. Banu yüzme bilmiyorsan niye balığa gidiyorsun? Otur evinde be ya. Aynen ya. Ne? Banu boğuluyor. İmdat diyor. Tahta var. Al yardım. Hadi. Gitti çarptı. Banu gittim. Çarptın yani. Banu biraz kendini yönlendirsene. İmdat. Ben de bir şey söyleyeceğim. Bu Banu gerçekten sıkıntılıymış. Yani canlar, sıkıntılı derken şu manada söylüyorum. Hiçbir şey yapmıyor. Sadece şikayette bulunuyor. Aynen. Unutmayın. Siz hayata karşı mücadele etmezseniz, sürekli şikayette bulunursanız hayat size her şeyi böyle altın tepside sunmaz. Çabalamamız lazım. Kışkırık aynen tuttu galiba. Biraz balık yuttum diyor Banu. Ah, Banu karaya çıktı ama nefes alıyor mu ki? Banu nasıl nefes alacağım? Karnına basalım. Ses geliyor mu bak? Karnına basınca ses gelmesi lazım. O oyunda bir şey yaparken canım arkadan ses geliyor, o zaman anlıyoruz. Balonu burada patlatabilirim. Sürt gıcı 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 ses gelmiyor ama. Balonla bir şey olduğunu biliyorum ama kanıtlayamıyorum. Kurbağa öksün düzelsin. Bir dakika. Hatırlıyor musun ilk... Kurbağayı şişiriyoruz. Patlayacak mı biraz? Patlayacak biraz da diyormuş. Kurbağa öpecek mi? Kurbağa öptü. Prense dönüşecek sanırım kurbağa. İyi, ne bahtsızım ya. Bu kurbağa masallarındaki gibi bir prens değil bile. Bu ayıdan kurtulmamız gerekiyor. Nasıl kurtulacağız? Ayı kovalamış bir de Banu'yu. Yazık. Kütüğü kafasına getirelim. Ayının arı var. Arılar kovaladı. Biliyorsun ki ayılara kinli arılar. Niye ballarını yiyor? Evet, anne diye gidiyor. Diye kaçıyor ayı. Ayı gitti, Banu uyandırma zaman. Oo, nasıl uyandıracağım? Bir de yatıyorsun Banu. Bir dakika, yemiş ye. Kuş. Boğazına kaçtı. Kuşa verelim. Çok güzel. Öt kuş. Ye dostum, öt sen de. Ay, bırt yaptın, ötmedin ama. Diğer tarafa git hadi. Banu'ya yapacak. Banu kalk, kuş şey yapacak. Ay, Banu kalk. Yapacak. Ay. Banu. Kalk dedim sana ama. Hadi şanslısın Banu, üzerine talih kuşu konacak. Diyor kuş, hem çişini yapıyor. Allah Allah. Harika bir uyanma şekli oldu cidden. Banu'nun yüzünü temizlemesine yardım et diyor. Su aldı. Banu her şey benden... elleri ters. Bir dakika. Elleri şöyle denk getireceğim. Bir dakika. Elleri ters. Bu buraya. Kayıyorsunuz ama. Şöyle hop. Al yüzüne çarp. Su gitti, eli gitti. Banu öyle temizlenmez ki yüzüne şap diye kapattı suyu. Neyse, temizlemiş tamam, oldu. Bir daha el gitti. Sil yüzünü. Yaprakla sil. Ciddi misin? Kuruladık. Banu sen hiçbir iş yapmıyorsun. Bence sen tembelsin. Bahtsız değilsin. Bunu bir anlaşalım. Bugün her şeyin ters gitmesine bakılırsa bahse girerim. Bu yaprak çok zehirli. Yüzümüzü sildik biz onunla. Banu olabilir. Kayboldu ve acıktı. Ona en sevdiği meyveyi ver diyor. Var burada zaten. Vereyim. Elmayı mı en sevdiği meyve? Ne en sevdiği? Elma bak burada gösteriyor. Hayalinde elma. Bu ne? Börtlen mi veriyorsun? Hayır.
ağacın arkasına elma sak... Abi bu da kabul etmiyor. Bu mu elma? Artık ye Banu. Yani rastgele elma verdik, onu kabul ettin. Şimdi bu ormandan çıkmanın bir yolunu bulmam gerek. Diyor Banu, bence çıkamayacaksın. Oh çok şükür sonunda otoyola çıkabildi. Hadi bakalım otostop yapma zamanı, kaldır elini. Ay otostop çok sıkıntılı. Bence de sıkıntılı canlar. Bunu böyle bazen güzel bir şeymiş gibi gösteriyor ama aramızda kötü insanların olduğunu unutmamak gerekiyor. Evet. Yani otostopla bindiğiniz aracın sahibi iyi mi kötü mü bilemiyoruz. Kimseyi suçlamıyor ama kötü de çıkabilir. Ya herkes anneniz babanız değil. Kesinlikle. Canlar. Herkese güvenmeyin. Yazın okuduğumuz bir kitabı vardı, o çok hoşuma gitmişti. Niye yazıyordu biliyor musun? Dışarıda güveneceğin kişiler kim? Aile fertlerin ve üniforma giyen polisler. Her ben polisim diyene inanamazsın. Aynen evet. Bak burada araba. Araba da geçmiyor. Arabayla ne alakası var? Bari ne yapacağım? Otostopu araya mı çekeceğim? Banu'nun elini soktu, eli büyüdü canlar. Parmağı küçük olduğu için görmüyorlar bunu. Bedava otostop baldan tatlıdır diyor. Ben katılmıyorum. Al işte. Ha, gördün mü? Al. Olamaz bunlar kötü adamlar. Arabaların inmesi gerek. Nasıl ineceğim Banu? Emniyet kemerini tak bari. Takamıyorum. Ha taktım. Çok güzel. Nasıl inecek? Ay frene bas. Frenin... Bir dakika. Durdur onları. Çekeceğim. Gördün mü? Fırladı çekti. Gittiler canlar. Kötü adamlar olabilir demiştim ben size. Ya gördünüz mü? Ah Banu ah. Hep söylerim emniyet kemeri hayat kurtarır. Kesinlikle bak buna da katılıyorum. Emniyet kemeri hayat kurtarıyor. Banu'nun kötü adamlardan kaçmasına yardım et. Taş. Kötü Önder adamları taşı. Da kovalıyor. Bak hadi hadi. Nasıl taşı olacak? Şunlar bir şey mi yarayacak? Taşı bununla kaldıracağım bak kaldır. Zıpla Banu zıpla. Aferin Banu'ya. Evet. Kötü adamlar gidin lütfen. Ben de bu adamların derdini anladım. Niye kötüsün mesela? Git yoluna. Değil mi? Değil mi? Sana ne? Çok iyi bir atlayıcı olduğumu cidden ben de bilmiyordum. Diyor Banu. Evet. Şurada Banu'ya yardım edebilecek bir helikopter var. Ama maalesef onu duyamıyor. Ve aşağıda keçiler var. Ne ala? Aa boynuzlarını alacağım. Boynuzlarını bitiririt diye çalacağım. Vehiklerde falan var ya öyle şeyler. Yok Harry. Bilmiyorum öyle şeyler var diye düşünüyorum. Bu ne? Ot. Aa sinirlendi. Sinirlendi. Evet. Boynuzu kırıldı. Artık duyurabilecek ama üzüldüm dostum. Boynuzu niye kırdın? Alamıyorum ki. Gidemiyor. Alınmıyor. Canlar bu alınmıyor. Bu bölümü geçmemiz gerekecek. Çünkü alamıyoruz bunu. Keşke bir düdürtürseydik. Yani. Sesimizi duyursaydık. Geçtik dostum. Olamaz. Helikopter karlı dağların üzerine düştü. Banu donuyor diyor. Kürek var Banu. Şuradan kendine yer kas. Bak ses geliyor. Bence kazıyor. Helikopterin üstüne girsin. İglo varmış burada biliyor musun? Çıkart çok dostum. İyi. Çıkart. İçine girip güzel güzel ısınacağız. Isınabilirsin. İnşallah içinde ateş mateş yanıyordur da ısınırız ya. İnşallah içinde kutu bayısı yok. İnşallah. Iş galiba donuyorum diyor Banu. Yardım istemek için Banu'nun Eskimo'yu uyandırması lazım. Eskimo? Ya biz şuradan balığı koysak pişirsek o afiyetle yesek ne olacak? Dostum uyan. Balık verdim sana. Çok zorlu uğraşlar sonucunda Eskimo'yu döndürebildik. Al balığın uyan da Banu'ya yardım et bir. Al kalk artık kalk. Bir Banu'ya yardım edin ya. Şu kıza bir yardım edin ya. Bir melek mi görüyorum yoksa? Eskimo. Bu nazik Eskimo hayırlısıyla Banu'yu en yakın havaalanına götürecek. Ya umut edelim ki öyle köpeklerin olsun. Rengi mi farklı o yüzden mi götüreyim? Evet. Ha o güzel. Götür dostum götür. Ay Banu yine düştü ya. Banu hiç şansın yok senin de. Aa nereye gitti şimdi bu? Diyor Eskimo. Şansa ay, bak Banu'yu gitti? Yukarı çıkartmamız gerek. Güneş ısıt şunları. Çıkart. Çıkarttım dostum. Hadi. Güzel. Hadi dostum. Uzaylılar kaçırdı bu sefer de. Banu'nun başına ben neler geliyor? Ben gidiyorum artık Banu'yla uğraşamayacağım. Dişe bak demek ki kız melek değil uzaylıymış. Bence diyor. De uzaylıymış. Dostum şurayı kır. Burayı kır. Burayı kır. At camı kır. Ama bir dakika. Şunu kafamıza takalım ki. Uzayda havasız kalmayalım. Uzaylılar gitsin. Görüşürüz uzaylılar. Görüşürüz. Hoşçakalın. Yok oyunu bitirmiyoruz. Videoyu bitirmiyoruz. Hayır sakin hayır. Peki şimdi bu şeyi nasıl çalıştırıyoruz? Diyor Banu. Aa o şey uzay mekine bahsediyor. Evet Banu artık dünyaya geri dönmeli diyor canlar. Şöyle bir şey mi yapacağız? Aynen bak dönüyor bunlar. Hadi dostum hadi Banu aferin sana. Aferin Banu. Buradan dünyaya çıkabilirsin. Buradan dünyaya çıkabilirsin. Çıktı. Dünyanın artık yörüngesine girdi. Banu'yu artık Burak kutuplardan filan uzaya gitti. Mars'tan filan alıp geldik yani o derece. Yine de şanslıyım. Bedavadan harika bir UFO'm oldu diyor Banu. Hem de polyanacılık oynuyor. Ve sonra UFO'yu evine çarptı. Şey en azından eve döndüm diyor. Ay. Ya da artık geriye ne kaldıysa diyor evi parçalamış Banu canlar. Ya güzel bir bölümde ben beğendim. Diğer bölümde artık ne oynayacağız biliyor musunuz canlar?
Ne oynayacağız? Geç dostum bakalım. Aa, ikinci bölümleri geliyor bence. Banu git lütfen. Behzat ve Metin'in ikinci kısmı geliyor. Birinci kısmı çok eğlenceliydi. Evet. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın ki kaçırmayın. Kanalımıza buradan abone olabilirsiniz. Burada çok güzel video var. Burada da çok güzel bir video var. İzlemediyseniz onları da kaçırmayın. Hoşçakalın. Hoşça